Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sinemi Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün halıdaki lekeler nasıl çıkar sizlere onları göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel garantili bir şey. Temizlik tüyosu arkadaşlar. Benim halama çay döküldü arkadaşlar. Bardak elinden düştü. İçenin tamamen her tarafa sıçradı arkadaşlar. Ve ben hemen dökülünce hemen kalkıp bir üstten evdeki deterjanlarla sildim ama gitmedi. Yıkamaya gönderecektim. Hava şartlarından dolayı gönderemedim arkadaşlar. Hava yağmurluydu. Kurumaz diye göndermedim arkadaşlar. Ama lekelerim halımda kaldı. Ve bunlar içine işlemiş lekeler, bayatlamış lekeler arkadaşlar. Ve ben bunları sizlere nasıl götüreceğim? Bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Çay lekesi olan hanımlar her zaman yıkamaya gönderemezler. Halılar her zaman yıkamaya gitmez. Tabii ki maddi koşullardan dolayı, ev halinden dolayı gidemeyen hanımlar, hemen sizlere nasıl bir formül göstereceğim arkadaşlar. Elimde ılık suyum var hanımlar. Suyum ılık, böyle sıcaktan biraz daha düşük. El yakmıyor arkadaşlar. Bakın elimde şimdi beyaz sabunum var. Arkadaşlar bakın, beyaz sabun, şöyle bildiğimiz normal banyoda kullandığımız beyaz sabun arkadaşlar. Hemen suyumun içine koyuyorum. Bir tane kabartma tozum var arkadaşlar. Bende kabartma tozu var. Siz karbonat da kullanabilirsiniz eğer evinizde varsa. Evet arkadaşlar, bakın hemen gösteriyorum size. Şöyle bakın, karbonatı İçine koydum suyumun. İçine suyum ılık bir su. Ilıktan biraz daha fazla sıcak arkadaşlar. Ama çok kaynar su değil. Kaynar su mu kullanmayın lekelerde. Lekelerinizi pişirir. Ve içine bir de arkadaşlar bakın, elimde diş macunum var. İçine diş macunu koyacağım arkadaşlar. Çok az koyacağım. Öyle çok fazla değil. Bakın şöyle hemen elime sıkıyorum. İçine atıyorum arkadaşlar. Ve bir de elimde temiz beyaz bir bez var arkadaşlar. Şöyle temiz eskiyen atletlerden kestim arkadaşlar. Yani dışarıdan alınacak o mikrofiber bezler şart değil arkadaşlar. Hemen sizlere halımdaki çay lekesini gösteririm arkadaşlar. Bakın günlerce yağmur yağdı ve ben bunu halım kirli, yıkamaya göndermek istiyorum ama yıkamaya gönderemedim arkadaşlar. Kaldı içinde. Bakın şöyle lekelerimi göstereyim. Çok az bir çaydı. Bardağın dibinde kalan çok az bir çaydı. Ama her tarafa sıçradı. Sanki koca bir çaydanlık dökülmüş gibi arkadaşlar. Hemen ben sizlere şu lekeleri, bakın şu lokal olan yerlerde, ben hemen sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hemen ama ne yapıyorum arkadaşlar? Önce şöyle bakın, bu temiz bezimi suya batırıyorum, ıslatıyorum. Biraz karbonatı, diş macununu böyle içine çeksin bezimiz arkadaşlar. Ve beyaz sabunla arkadaşlar şöyle biraz beyaz sabunun da içinde erimesini istiyorum. Biraz eriyecek beyaz sabun arkadaşlar. Ne yapacağım arkadaşlar? Ben önce biraz, bakın çok az bir macun alacağım elime. Bakın şöyle çok küçük bir macun, şöyle elimde hafif, elimde sulu. Bakın şu lokal olan çay lekelerine arkadaşlar şöyle biraz süreceğim. Şöyle elinizle veya bir beyaz temiz bir bezle sürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Sonra arkadaşlar bakın, sabunumu alıyorum. Biraz da sabunumdan sürüyorum. Bakın lekelerim burada. Şöyle. Çok az sürdüm arkadaşlar. Şöyle elimle biraz ovaladım. Çünkü bunlar bayatlamış, içine işlemiş lekeler. Arkadaşlar bakın her tarafa, her tarafa sıçrayan leke. Bakın şurada da kocaman bir leke var yine burada. Dediğim gibi ben bunu hemen, bayanların en sinir olduğu şey, ben çok sinirlendim çay dökülünce. Çünkü biliyorum lekesi gitmiyor, zor gidiyor. Ama bu size verdiğim formül kesinlikle garantili bir formül. Ben denemediğim hiçbir şeyi takipçilerime arkadaşlar vermiyorum. Hemen evet arkadaşlar alıyorum. Deneyin arkadaşlar. İnanın tertemiz ediyor. Bakın şimdi
şimdi ben size göstereceğim. Aa, gitti lekesi, sonra geri çıkar demeyin arkadaşlar. Sonra biline. Bakın lekesi çıkmıyor. Şöyle hemen siliyorum o lokal lekelerimi. Şöyle bakın, şurada belli ediyor kendini. Hafif şöyle içine, suyumun içine batırdım. Hafif şöyle sulu bez. Hemen başlıyorum bakın silmeye. Gerçekten arkadaşlar tertemiz etti. Ben bunu kendim denedim arkadaşlar. Bir sürü şey denedim. Hiçbiri olmadı. Bir de şöyle sabunla deneyeyim dedim. Sabun, karbonat, diş macunu, bunlar beyazlatıcı şeyler, leke götürücü şeyler dedim. Şöyle bir temizleyeyim dedim. Arkadaşlar bakın, tertemiz oldu halam. Lekeler gitti. İnanın daha çok lekeler vardı. Onları bilene götürdü ve ben bekledim. Sonradan lekeler çıkmadı arkadaşlar. Evet bakın, şurada yine kocaman bir lekem var. Şöyle elimle biraz hafif ıslattım. Çok hafif arkadaşlar. Dibine su gitmesin diye. Şöyle biraz sabunumu sürdüm. Ve bezimle, elimdeki herhangi bir bezle arkadaşlar halımı sildim. Tabii ben önce içine çekmiş çayları arkadaşlar kuru bezlerle çektim. Çünkü döküldü. O çayları aldım. Sadece bunlar sadece lekesi arkadaşlar. Bunu da aklınızda tutun. Evet arkadaşlar bakın. Tertemiz. Ben şu anda tek elimle siliyorum. Sizlere çekip göstermek için iki elle de böyle sildiğimde daha da temiz olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın, hiç leke kalmadı. Yine bu diğer tarafta da sildiğim lekeler. Arkadaşlar bakın, hala şuralarda gördünüz mü? Lokal lekeler duruyor. Bakın hemen şöyle hemen siliyorum. Evet. Mucize gibi hanımlar. Gerçekten mucize gibi. Evde bulunan deterjan malzemelerden arkadaşlar, sabun, karbonat ve diş macunu arkadaşlar. Evet. Evet bakın hanımlar, hiç lekeden eser kalmadı. Belki benim gözümün kaçtığı yerlerde olabilir. Tabii ki bunları sonra ben tekrar inceleyip silmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bakıyorum halımda, çok lekeler var hanımlar. Daha silecek çok yerim var. Bakın çünkü savruldu benim dökülen çay. Bardaktan sıçradı her yere. Arkadaşlar bakın şu silinmeyen yer. Bakın burada sildiğim yer. Şöyle lekelere bakın arkadaşlar. Tertemiz oldu. Kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Mutlaka bildirim butonuna basıp bildirimleri alınız. Hoşça kalınız. Sağlıklı günlerde kalınız.